Hürmetli ve değerli Türkmenli Televizyonun seyircileri, Tılafar Sevdası programının yeni bir sayısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere programımızı Denizli şehrinden sunacağız. Tabii Denizli şehrinde de Tılafarlı ve Tılafarlı ailelerin yanında Mahallebiye ve Ayazıya kasabasından köşümen ailelerimiz var. Umarım ki bugünkü programımız Gevliyiz'e göre olacak. Kalın bizimle. Tellidir, tellim anam tellidir, tellidir aman. Denizli'nin horozları bellidir. Ötüver de çilebim bir ötüver, geniş olan gam zamanı değildir aman. Geniş olan gam zamanı değildir aman. Aslam yıkıldı, suyu sıkıldı. Bugün de koca kızı görmedim, canım sıkıldı. Amanın canım sıkıldı. Aslam çardaktan, suyu bardaktan. Bir yolda öpeyim kocaman kız, iliman yanaktan. Amanın iliman yanaktan. Bugün de koca kızı görmedim, canım sıkıldı. Amanın canım sıkıldı. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Bir yolda öpeyim kocaman kız, iliman yanaktan. Amanın iliman yanaktan. Aziz ve değerli Türkmenli Televizyonun seyircileri, Tılafar Sevdası programı Denizli şehrinden devam etmektedir. Tabii Denizli şehrinde burada köçmen Türkmenler sadece Tılafarlı değiller. Burada var Mahallebiye kasabasından, hem de Ayazıya kasabasından, hem de Tılafarlı aileler var burada. Şimdi geldik bir Mahallebiye kasabasından köç eden bir aileye, burada Denizli'ye yerleşipti. Bakalım bunlarla bir sohbet yapalım. Merhaba hadi. Hala merhaba. Necesin? Sağ ol, Allah razı olsun. Adına da bir özür hitanı say. Zeyye Yasin. Zeyye Yasin. Neçe yaşında say? Valla 60-62. Allah size uzun ömür versin. Neçe yıl oldu burada Denizli'de say? 3 yıl oldu. 3 yıl. Ha. Nereden geldiniz, nece geldiniz? Vallahi kaçak geldik. Suriye'den? Suriye'den. Memnun Denizli halkından? Vallahi memnunum, Allah razı olsun izlerinden. Kasırram ile bir şeyde. Bir dönsek Mahallebiye. Mahallebi'de, Mahallebi'nin güzel bağları vardı, güzel çiftçilik ekin yerleri vardı. Bağı zor Mahallebi'de? Ha vallahi vardı, bahçemiz çok güzeldi. Hımşesi vardı. Ne vardı bağınızda? İncir, üzüm, nar, hadravat, tohum şekerdi. Bakala, badırcan, biber, tamata, her şey ekerdi. Kerefiz, turp, hımşekerdi.
Mahlab eder ne düşer ya diye gayr. Ooo, mahlab 5 düşüyor yadıma. Konşuları kimiydi mahlabda? Konşularım, ayyakım bize Ahmet Huddogiliydi. Bu taydan Şabanlıydı, o taydan Rahaleviydi. Bu hüsküller kumsu kırağımızdaydı yani. O taydan Abidi eviydi. Oradan işte ammamız eviydi, mallı eviydi. Bu mahalle bile işte gördüğü haraydı. Bir ferah, bir keyifli münasebası olaydı. Onlardan bir bahsiyleseydi ne münasebası oluyorsun? Ne şükür olurdu mahalle abi kalkı birbiriyle onda? Vallahi çok güzel olurdu. Benim oğlum evlenmeye. Mahlab'da yani babası ile begenmedi. Çok güzeliydi, çok çok hakkı vardı. Yani bir oğlanıydı. Allah özüne çok farah eladık, çok ehlatım, hassatan ehlatım yani o eladı. Yardımcı oldular. Oğlum bir denedi, yani keften, yemekten. Neçe gün oldu oğlun toyu? 3 gün oldu. Hacı inşallah bir de mahlebe dönersiz. O güzel bağ bahçeye seni vücuduyla bir de amarat olacak inşallah bar verecek. Allah kerim de Allah kerim de Allah yanına çok değerli. İnşallah. Yakındır rahmet çoktu maşallah. İnşallah. Ha. İnşallah. İnşallah. Memnun olduk sağ hacıya senden. Allah sadık uzun ömürler versin. Sağ ol var ol sağ olasın. Siz burada yerli Türkmenli televizyonun seyircileri Tılafar Sevdası programı Denizli şehrinden devam etmektedir. Değerli seyircilerimiz bu 4 sene içerisinde bizim Türkmen aileleri Türkiye'de hangi şehire yerleşirken muhakkak kapı komşularıyla gelip gitmek oldu. Onlarla bir tanıştılar. Bakalım bir gün Denizli şehrinde bir değerli Denizli hocamız, abimizle görüştük. Tasadüfen bunun yanında da bir Talafarlı komşusu vardı. Yanına ziyarete gelmiştir. Bir bunlarla bir sohbet yapalım. Merhaba efendim. Merhabalar, merhabalar. Kendini bir tanıtsın. Ben Denizli'yim. Adım İlyas Mardinoğlu. Emekliyim. Önceden mobilyacılık yapıyordum. Şimdi dükkanı kapattım. Bütün Iraklı Türkmenlerle arkadaşlık yapıp geziyoruz, tozuyoruz. Bu kadar. Güzel. Arkadaşlık, komşuluktan bahsetmeden önce bize bir Denizli'nin özelliğinden ya da tarihinden konuşsanız. Şimdi Denizli'nin özelliği tekstil üzerine sanayisi kuvvetli. Çeşitli dallarda sanayi şeyleri var. Bu esnada Pamuk Kalesi meşhur, Karayiğit ve tarihi eserlerimiz var. Şeyde de şu anda tabii aklıma gelmiyor. Aşağı yukarı bu kadar. Başka özelliği nedir? Başka özelliği bizim burası fakir memleketidir. Yani dışarıdan gelen bir misafir olsun, Iraklı olsun ve hele hele Türkmen olsun her zaman kucağımız açıktır. Özelliği de budur yani. Güzel. Allah sizi bizlere çok görmesin. Hem de Türkmen milletine çok görmesin. Ha. Bir arkadaşımız bu Türkmen ailesinden nasıl tanıştın? Bunları ben 4 sene oldu değil mi? Çevkarı. 200 sene tanıyorum. Burada kirada duruyorlar. Bu çocuk buraya geldikten sonra iş ediyor doğuya. Ve işisi var. Özürlü doğdu. Konuşmaz, yürümez. İşte ihtiyaç olanları, iş edenleri yardım olmaya çalışıyoruz yani. İyi bir arkadaş. Ondan sonra bunun haricinde daha çok Iraklı arkadaşlarımız var.
Ahmet abi var, Abdullah abi var. Aşağıda kiracım vardı benim bir tane de. O da Musul'a döndü. Şimdi şu anda Musul'da duruyor. Seyfi'din o da. Bunun haricinde şükür iyiyiz. Sağ olasın Enes abi. Bir dönek bizim mehlebe hakkı arkadaşımıza. Merhaba efendim. Merhaba. Bir özür dilerim, tanısınız. Şükür Mahmut Halil. Şükür Mahmut Halil. Hangi aşiretten say? Ben Yağıplı. Yağıplı. Mehlebe de Yağıplı. Neçe yıldır burada say? 3 yıl kusur oldu. Bu engelli uşaktan bir bahsiyle sayı bu az zamandan beladi. Valla doğum yapandan soyunu şiş burada yaptı Denizli'de. İşte şekeri düştü. Doktorlar dedi şekeri düşüyor. Özünü aldılar doktora. Şu oldu. Soyundan bize dediler gözünden o adı. Görmeyi. Görmez gözü dediler. Bir kafasından ayıpladı. Sorunu beynindeydi. Ne çocuğu var? 4. Bazı bu böyle hastadı bu çocukların? Sadece bu hastadı. Bunu apardı, hastahanelere müracaat yaptı bir şey. Şifası var mı yok mu? Ne bahsediyle doktorlar? Doktorlar değil olur inşallah. Biz büyümesin önce. Büyüsün sonra onu yaparlar. Mahlabeden ne çocuğu yadı ya? Mahlabeden o adı şeylemiyorum yani. Çok bir şeysi düşer yardıma. Bahçeleri, şeyleri. Arkadaşları, dostları. Arkadaşlar, dostlar. Her haftan iş yapardı. Ben şeyde çalışırdım. Bahçede şey, nehir bahçesinde. Mahallemde nehir bahçesi yaptılar. Onu da çalışırdım. Buradan Türkmenler televizyonu yoluyla dost, akraba, arkadaşlara salam gönderebilirse yiyor. Salam göndereyim. Arkadaşa, dosta, akribelere, kum kıymatlara buradan salam göndereyim. Gözü de var mahlabe dönmek. Döner inşallah. Memnun olduk sizden. Allah sizden razı olsun. İnşallah sizi de yakın zamanda mahlabe de görürük. Değerli seyircilerimiz, Denizli'de bulunurken değerli bir Türkmen arkadaşımız Mehalleviye kasabasından burada Denizli'de yaşıyor. Bizi Türkmen yemeğine davet etti. Allah razı olsun özünden. Rıfat Yavu. Rıfat Yavu. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Sıfalar getirdiniz. Allah razı olsun senden ki bize trafalı hatırlattı bu yemeklerde. Küfte, Türkmen küftesi, hem de dolma, onun yanında da salatalar var. Bir, yemeğimizi yiyelim, ondan sonra seninle sohbete devam edelim. Sağ olasın. Değerli seyircilerimiz, değerli Rıfat Yağub'un yemeğini yedikten sonra Başar Vezi'yle bir sohbet yaparız. Rahmet, Rıfat Efendi, sıfırayıza bereket. Allah senden razı olsun. Afiyetler olsun. Sağ olasın. Gerçekten bir gün duygulandırdı bizi bu yemekle. Sağ olasın. Sağ olasın. Afiyet olsun. Dönsek burada seni durum ya neçe yıldır buradaysan? Ben 2 senedir buradayım. 2 senede geldim Denizli'ye. Kaçak geldik tabii biz Musul'dan Suriye'ye, Suriye'den Türkiye'ye geçtik. İşte kaçakçılarla işte oluyor işi. Tabii çok zordu. İşte buraya gelince, alışınca çok şükür de bizim kültürümüz, dilimiz Türklerle aynı olduğu için o kadar zorluk çekmedik buraya gelenden sonra. Burada memnunsaydı Denizlilerden? Çok şükür yani Denizli halkı
çok insanlık var onlarda. Türk olarak yani. Çok yardımcı oldular. Her şeyimize, ihtiyacımıza, komşular Allah razı olsun, komşularımız çok iyiydiler. Ve yani gerçekten sıcak kanlı, çok yardımcı oldular bize. Allah razı olsun üzerine. Bir dönsek Mahlabi'ye, Mahlabi'nin özelliğinden bir konuşsak. Mahlabi'nin özelliğini konuşsak. Bir bakırsayı Erfat Efendi. Mahlabi'ye kasabası Türkmen'di. İçinde bağ bostanı var. Civarında Şıbrahim köyü, Türkmen köyüdür. Bağ bostanı var. Çevresinde Mahlabi'ye kasabasının, Şıbrahim'in çevresinde bu kadar Arap köyler var. Bunlarda hiçbir ağaç görmezsek. Bu neden? İşte biz de o şeyi çok konuşuruz aramızda. Mahlabi Türkmen köyüydü. Gidersen orada bir farklı bir şeyler görürsen. Mahlabi halkı ağaca, suya çok ihtimam verirler. Gidersen Şıbrahim'e aynı şekilde evlerinin farkı bile, yani evler taştan olur. Eski evler tabi, eski mahalleler. Arap köylerine gidersek biz bir köyde bir ağaç görsek diğer bu köyde bir tlafarro var. Yani o kadar Türkmenler ağaca, ekime çalışkan bir millet, severler o şeyler severler. Çünkü ihtimam verirler gerçekten o şeye. Farklı bir olur, özelliği bir dolu başlıyor. Nüfusu ne kadar Mahlabi? Mahlabi 15 bin, 20 bin civarındadır nüfusları. Bir kasabada devar hükümiyesi her şeyi çok şükür hedemeti çok iyiydi. Rıfat Efendi, Mahlabi'de devlet müesseselerinde memurlar çok çoktu. Çünkü bakardım çevresinde olan, Mahlabi'nin çevresinde olan okullarda öğretmen Mahlabi'dendi. Hatta Musul'a giderdi, çok dairelere giderdi, mamur bakardı Mahlabi'den. İşte o. Mahlabi halkının talime çok ihtimam ederler dediğim gibi. Yani oradaki bütün okullar, Arap köylerindeki civar köylerinde Mahlabi 40 köy tabihti. Hepsi de Arap köyler tabihti Mahlabi'ye kasabasına. Bütün oradaki okullarda Türkmen öğretmenlerimiz var. Bizim Mahlabi'den öğretmenler var. Çünkü buradan SS'den başlığıyla, ihtimamdan talime hepsi hırrici oluyla. Yani %80'i devlet memurudu Mahlabi halkı. Öyle bir tekafeler var talime ihtimaminden. Oradaki bütün okullar itimadları Mahlabi muallimlerine olur. Bütün o Arap köylerini itimadı Mahlabi öğretmenlerine olur. O fasalı şeysi de var Mahlabi'nin. Yani bunu müşrifler dıksiler, orada bütün zayırlar dıksiler. Mahlabi'nin muallimlerinden olmazsa o mantıkada talim olmaz. Biz de ona güveniriz. Ne düşer Mahlabi'den ya diye? Mahlabi'den. İlk öncesi Mahlabi kalktı taban çünkü milletimiz işte orada yaşadığımızda arkadaşlığımız geçti. Çocukluğumuz orada geçipti. Mesleğimiz orada yaptık. Mahlabi'nin eski avcıları, Mahlabi'nin bağları, Mahlabi'nin kanası. Kuruduysadık yani gene Mahlabi'nin kanası da. Geçen son yıllarda kurudu maalesef. 2006'da 2007'de kurudu. İnşallah o da döner. Bağları da döner inşallah. Mahlabi'nin fasal şeyler inşallah hepsi döner. Mahlabi halkının sayesinde tabii ki de. Çünkü nadif yerdir, nadif yerdir Mahlabi ve milleti de öyledir. İnşallah döner. Rıfat Efendi, Türkmen Televizyonu'nun yoluyla dost, akraba, arkadaşlarına salam gönderebilirse, kime gönderirse salam verirseniz. Tamam, önce size teşekkür ediyorum güzel programınıza da. Bize burada da ziyaretinize de çok teşekkür ediyorum. Mahlabi'de olan dostlarımıza, arkadaşlarımıza, bizi seven, sevdiğimiz insanlara sizin yolunuzdan tabii çok çok selam eliyem. İnşallah yakın fırsatta görüşürüz. Çünkü ne da dolaşsak, gitsek oraya buraya mercağımız Mahlabi'de, toprağımızda. İnşallah sahip çıkarız. Görürüz bize ne kadar sahip çıksa köyümüze biz böyle sahip çıkarız. Memnun olduk senden. Allah razı olsun. İnşallah yakın yakın zamanda sizi aynı ekip Türkmen Televizyonu yine gelir Mahlabi'de ziyaret eder. Memnun olduk senden. Memnun oldum. Sağ olun.
Değerli seyircilerimiz, Tılafar Sevdası programı Denizli'den devam etmektedir. İndi geldik bir Eyazıyalı bir aile yanına. Bakalım bunların durumu necedir. Merhaba efendim. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, başımız sağ olun. Mehmet Tılafar ağzında konuşsa daha güzel olur. Her şeyden önce bir özür hütanı size zahmet olmasa. Ben Muhammed Yunus Dülfikar. Evgenli Hak. Emekliyim, sahadan. Kasapla aşiretinize. Aşiretinden, Zıfkarayon'la. Neçe ilde Denizli'desey? 3 yıl oldu Denizli'deyim. Memnunse Denizli halkından? Memnunum. Allah razı olsun özlerinden. Çok rahat okullarınca hiçbir şey görmemiş özlerinden. Ebeden bize şimdiye kadar demeyiptiler. Kaş, gözü yüzüne kaş var. Bir dönsek Avgenne'ye. Avgenne'de hayatı necaydı? Doğrusu vatan. Vatan. Komşular kimiydi orada? Dost arkadaşlar? Benim evim birçok uzak idi Avgenne'den. Komşularım, akrabalarım idi. Humsu, rahiplerim idi. Gençlik çağı nece geçti Avgenne'de? Eski gençlik. Gençlikten bahsedelim. Gençlik. Çok güzel. Çok çok güzel gençlik geçirdim. Okumaktan yazdı arkadaşlar. Mesela bir şey oynamak varsa, bir münasebe, bir... Bak ne derim ki, biz yaşlı, ben 70 yaşındayım. Bizim vakti ne vardı oyun? Hah oynamak vardı. Ondan sonra tebel oynamak vardı, tebel oynardılar. Ondan sonra aşuk oynardılar. Bu oyunlar vardı. Çiv oynardılar. Misrah oynardılar. Bu oyunlar vardı. Ondan sonra da höl oyunu vardı. Bunu kişiler oynardı. Ehliler oynardı. Çocuklar oynamazdı. Uşaklar oynamazdı bunu. Höl oynardılar. 2 kat olurdular. Bir taydan. Şimdi indinin top oynamak için, kadem oynamak içiniydi. Bu oyunlar vardı. Ondan sonra da eskiler neler vardı? Traktör yok, darrasa yok idi. Çok işler çiçülük idi. Ekin, buğdu, arpa buğda ekerdiler. Ondan sonra da yorgun gelirdiler. Şeyler yok idi. Avcarda yer felhan ilerdiler. Avcarlar bir kat. Sen avcara yetirdin? Avcara yetirdim ben. Topana yetirdim ben. Horaklara yetirdim ben. Bize bunları bir silese zahmet olmasın. Avcar tahtadan olurdu. Ucu demir, 2 hayvan özünü çekerdi. Bir ensede bir süren olurdu. Demir böyle hel basardı. Hat elerdi. Bir hat. Yani bir kaydım yeri bir hat elerdi. Bunun sonu gelirdi. Mesela ekmek vakti. Ekmek vakti boynlarına tohum şalı silerdiler. Tohum şalı koyardılar. Bu kolundan geçirdirdiler buradan. İçine bir tenikece buğda koyardılar içine. Bunu seperdiler. Bunu sağ elde böyle seperdiler özünü. 2 tohum şalı salan olaydı, 3 olaydı. Biri birine lazımdı denesi yarışsın. Bunlar bitirenden sonra toppan vardı. Toppan demirden idi. Ucuları vardı bile. Ucu vardı. Bu toppanda özünü düzülerdiler. Ha, tohum salanlarda ilk bidaye telyende bir hem Arapça hem Türkçe kuşlara ma kasamallah, littayr ve ma kasamallah böyle diyerdiler. İşte beklerdiler Allah'ın rahmini. Yağışı gelirdi, ekin çıkardı. Horakta biçerdiler. Kucak kalguzanları, arvatlar olurdu ya kızlar olurdu. Askerde bir şebefler olanlar olurdu. Özünü şahrada getirirdiler. Gene davarda şahrada harman ilerdiler. Carcarda sürürdü özün. Carcar sürende 2 şekil. Bir yarmalı diyerdiler. Bir de pavka. Pavka olduğu için imşak olurdu. Yabada savururdu özünü. Bez buğda olurdu. Cez buğda diyerdiler içine. Arpa diyerdiler. Bunu terde eve getirirdiler. O zaman bu taafli, bu işleri içinin bereketi çok idi. Hiç tükenmezdi. Yani indinki kimi daha mesela darrasa biçiyi, trümpeller çakiyi bir tükeniyordu. Biz orada hiç tükenmezdi. Bereketliydi. Taapliydi deyim, bereketliydi. Yıldan yıla kalırdı. Tohumu kalkızırdılar.
Ha bak ben sana bir şey diyeyim ki bunu sizler bilmiyorsunuz. Bunlar biçim biçende, horakta biçim biçende. Yanışlarından bir adam geçerdi. Bu adamı tanıyaydılar. Bileydiler bu adam mesela zengindi. Yani bir pak adamdı. Buna deste çıkardırdılar. Deste çıkartmak diyerdiler. Deste çıkartmak bir desteçi, bir biçinci havalandırırdı elini destesi içinde. Yani buğdası, erpası içinde. Bu katırda geçirse beygirde atta dönerdi. Oha destesini atardı. Beygirin önüne ya katırın önüne yiyerdi onu. Bu devresi günü özünde yemek elerdi. Ya bir oğlak boğazlardı getirirdi. Kim yemek elerdi? Katır sahbisi. Katır sahbisi, ha. Bir yemek elerdi, getirirdi özlerine, bu kişilere verirdi. Hiçbir şeysi olmayaydı. Hiçbir şeysi yok. Bu güzel muhabbetlik. Yani yolda geçerken deste çıkardı, o da ikinci gün özüne yemek elerdi. Yemek elerdi, özüne getirirdi, yemek elerdi. Yok özüne bes, kum o faallere getirirdi. Hiçbir şeysi olmayaydı. Yani yoktu bir şeysi. Karadı özüne deste çıkardı. Evvel kisede tütün vardı. Tütününü boşaltırdı, verirdi onlara. Yani boş gitmezdi. İşte bu da muhabbetten geçer. Muhabbetten tabii ya, muhabbetten. Ha ondan sonra da. Mesela birisi faal, 3-4 faal dile, 5. dile bitirdiler, ikindim halim. O gün ortadan soyunu bitirdiler. Bunlar yolda geldikleri yerde, bakardılar bir faallerin öğünde kalmış ber. Yani kalmış bir mesafe. Bunlar akşama diyen bunu bitirmezler. Hemen bunlar sen dönerdiler, enerdiler, ona yardım ederdiler. O yüzü değmemiş, çağırmamış. Onun öğündeki ekini biçerdiler üzerine. Beleş bilen aynı yok. Böyle hemen müsaade değil. Yardım değil. Geç kalmasın işinde. Geç kalmasın işinde. Böyle muhabbet vardı ortalarında. Kalplerinde birbirine hiçbir kin yok idi. Buğutluk yok idi. Yani işte böyleydi o halkiler. Ne şehir diyor Hüseyin? 79'dan diyor ya. 79. 79. Neçe çocuk var? 13. Allah çok eylesin ha. Bir hanımla noksik evlenipse. Bir. Allah zerrin. Seni çok görmezsin. Buradan Türkmenler Televizyonu yoluyla. Dost, arkadaş, akraba kime salam yolluysa yollayabilirsin. Salam yollayam kardeşlerime. Kardeşim var. Musul'da büyük kardeşim Hacı Reşit, kardeşim var Abdülaziz Musul'da, kardeşim çoklar var, tamam çoktu elhamdülillah. Hepsine selam yolla. Kızlarım var Irak'ta da, kızlarıma selam söylerim, komşularıma selam söylerim. Komşularım benim Irak'ta çok güzel komşularım vardı, çok kıymetli komşularım vardı. Hepsine ondan sonra hum kassaplıya selam söylerim, yoktu bez birisine hum kassaplıya. Ve kum tarafı arkağına. İsterim inşallah bir olağın. Allah'tan istiyor. Bir dık dönağın yerimize. Vatanımıza. O vatan güzel şeydi. İnşallah yakın zamanda o yeni toprağına kavuşursa inşallah. İnşallah, inşallah. Değerli seyircilerimiz, Denizli'de dolaşırken burada bizim tabi ailelerimiz çoktu. Hem de gençlerimiz çalışır. Bakalım bu markette bir değerli Türkmen gencin arası geldi. Yine bir sohbet yapalım. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Muhammed Hüseyin. Muhammed Hüseyin. Telefon ağzında konuşayım. Tamam. Oldu. Neçe yıldır buradasın? 2 yıl yarım. Memnun say Denizlilerden. Humun. Elhamdülillah. Bakla çok. Ne kadar oldu size burada markette çalışırsa? 2 yıl. Patronu memnun senden, sen özünden memnun say. Benimle çok memnunum. Elhamdülillah zalik benden çok memnunum.
Zaten bir Alman bir yerde çalıştığı gibi emin bir adam olduysa o patron onu bir çocuk gibi sayar. Çünkü bütün malına baksa burada emanet olduğu yerde saygılık olur. Düz. Aileniz neçe kişisiz burada? 4 kişiyiz. Neçe genç var çalışan? 3'ümüz çalışan. Güzel. Hala bir düşer geldi ya. He, çok. Nasıl düşer? Hımşiz. Mesela? Ana, babam. Ana, babam, hala bir dede. Dost arkadaşlar ya buradan salam yolluyor burası. Kime yolluyorsak salam? Kumbana. Ben takım. Hala bir hakkında. Kumbana. Bir bara var geçsek patronu inandık bir görüşsek olur mu? Olur. Olur, sağ olasın, sağ ol. Dede kimdi bağımda yabancı da gelmenem. Merhaba efendim. Merhaba kardeş, sağ olasın. Bir kendini tanısın lütfen. Ben ismim Nihani Yumuk. İsmim Nihani, soy ismim Yumuk. Kendim Malatyalıyım. Başım üzerine. Burada bizim bir Türkmen gencimiz çalışıyor yani da. Memnun sen bu arkadaştan? Şimdik memnun, bilmiyorum memnun mu? Şimdi gerçekten söyleyeyim, yani işe aldığım günden bugüne kadar bir tane eksikliğini görmedim. 1,5 yıldır yakında da çalışıyor yanımda, sıkıntısız. İyi bir arkadaş, iyi bir eğitim almış, aile terbiyesini iyi almış. Bu konuda yani tanıdıklarım için de, yani bu aileden gelenlerin hepsi için söylüyorum, dört dörtlük. Yani bir sıkıntı görmedik. Ama kendisi bizde bir sıkıntı varsa da söyle derim. Ben hayatta yok, kesinlikle. Yok. Zaten senden de şikayetçi değil. Senden de memnundu. Çok çok memnunum. Biz de kendisinden memnunuz. Allah razı olsun. Çalışmasında da bir sıkıntı yok. Ne iş verirsek de ikilemez. O derecede yani. Diğerleri de gördük, tanıdık. Akrabasını, amcalarını ve kendinin aynı emsal olanları. Hepsi de dürüst insanlar. Yani bizden oldukları belli yani. Sağ olasın. Zaten Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Allah razı olsun seninle. İşi izledik inşallah, başarılı olursunuz. Değerli hemşehrimiz izledik inşallah, başarılar diyelim inşallah. Yakın yakın zamanda ailesine, toprağına, vatanına kavuşur. Sağ her olasın. Zaman, her zaman arkasındayız. Gideceğim dediği gün sıkıntısız yani. Sağ ben olasın. Her zaman yolunu açık ederim kendisi. Sağ olasın. Dediğim eğitimim var. Tamam baba, hiç sıkıntısız dedim. Yeter ki ailenin yanına git. Sağ ama olasın. Allah razı olsun. Kolay değil bunların yaşadıklarını. Biz sahip çıkıyoruz. Bu kadar. Sağ olasın. Allah razı olsun sizden. Mehmet efendi, memnun olduk senden. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Aziz ve değerli Türkmenler Televizyonu'nun seyircileri, Tılafar Sevdası programı Denizli'den devam etmektedir. Şimdi geldik güzel bir kalabalık aileye, Tılafarlı ailesine. Maşallah babalarının yaşı küçük ama kalabalık bir aile. 8 tane çocuk var. Bakalım bunlarla, bu güzel ailenin bir sohbet yapalım. Merhaba efendim. Merhaba. Adın adı biraz uzayı tanısın. Şaben. Şaben. Evet. Mehlabede ise yoksa Tılafar'da? Mehlabede. Asıl? Asıl Tılafar'ıyım. Nece yıldır burada say? Denizli. 2,5 yıl oldu buradayım. Nece geldi buraya bu kalabalık ailenin maşallah? Vallahi işte Mehlabede şeye Suriye'ye çıktım. Suriye'den sınıra geldim. Sınırda 4 gün kaldım. 4 günden sonra Urfa'ya kestim. Urfa'dan direkt Denizli'ye geldim. Memnun sey Denizlilerden. Evet. Denizli halkı çok bir iyi insanlığa, güzel insanlığa yardım sevendile. Hiç bizi 2,5 yıl oldu ben buradayım, hiç bizi bir gün yalnız bırakmadılar. Allah razı olsun üzerine. Zaten Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu. Evet. Çocukları evet. Okula yediler. Evet, 5 tanesi okula yedi. 3 senedir, 1 senenin 3 senedir okula yediler. Sen Mehlabede ne yaşardın, ne dişlerdin, ne de çalışırdın? Ben Mehlabede çalışmazdım.
Basra'da çalışırdım, Şamal'da çalışırdım. Yani çalışırdın? Evet, çalışırdım. Ne de? Spor tesisat yapardım. Evet. Mehlem düşer yadı ya. Evet, yadıma düşer. Düşer mehlemden yadı. Valla mehlemin en çok annem yadıma düşer. 3 senede hiç görmedim annemi. Ablalarım var, 5 tane yeğenim var. Onlar da yetimdiler. Onlar da şu an Musul'da oturuyla. Sadece işte konuşma var aramızda. İnşallah yakın yakın zamanda tekrar bir de konuşursa anaya, aileye, mehlabiye, mehlabi halkına inşallah. İnşallah. Bir dönek güzel çocuklarla bir sohbet yapak. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Yusuf. Okula gidiyorsun? Gidiyorum. Hangi sınıftasın? 4. Ne alıştı burada okuldan, Türk eğitiminden? Türkçe. Okuma, yazma? Öğren. Başka? Okumayı, yazmayı. Fen dersi, hayat bilgisi bir şeyler. İyi. Okulun ismi nedir? Ticaret Borsası. Türk çocuk arkadaşın var mı? Var. İsimleri nedir? Bir sürü var. İsimlerini bir söyle, kaç tanesinin ismini söyle. Mustafa, Ali, Durmuş. Bak burada, merhaba. Merhaba. Adı ne? Sebe. Sebe. Neç yaşındasın? 14. Okula gelsey? Gidiyorum. Hangi sınıfta say? 6. Ne alıştı burada Türk eğitiminden, okulda? Öğretmenler maşallah alıştım. Yazmama, okumama, arkadaşlarıma, komşularıma, her şeye alıştım. Mahallede ne düşer ya diye? Ay çok anneannemle babaannem yadıma düşer. Amca çocuklarım, teyzelerim, halalarım hepsi yadıma düşer. Yemimiz düşer. İnşallah burada tekrar evimize döneceksin inşallah. Bu kimdi bu şeker kız? Merhaba. Adı ne adı? Yuvay. Ne şey? Yuvay. Ne? Yuvay. Ne var? Dili çağlayı. Altı. Olursa altı. Ne altı? Altıncı da say. 78 okula. Merhaba. Merhaba. Adı ne adı? Muhammed. Okula gelse? Gideyim. Hangi sınıftasın? 7. Ne alıştı burada Türk eğitiminden? Valla yoldaşlarıma alıştım. Yok, önce dersler bize söyle. Matematik, fen, sosyal, Türkçe, resim, beden, teknoloji ve tasarım, müzik, bilgisayar dersine. İşte arkadaşlar, yoldaşlar, öğretmenler. Bunları alıştık. Türk arkadaşları var burada. Var. Çok. İsimler ne? Mehmet, Mustafa, Ali, Nahit, Nahil, Ramazan, 3 tane Ramazan, oradan Kerim, Mahmutan. Trafardan ne hatırlıyorsun? Ah, Mehlebi'den. Mehlebi'den ne hatırlıyorsun? Ne şöyle yazıyor? Baba, annem ve dayılarım, teyzelerim, amcam yok. Allah rahmet eylesin. Gecelerim hatırlayayım, uşaklara, kumuna hatırlayayım burada. İstersen mehlabeye dönmek? Evet, dönmek isteyeyim. Ne? Çünkü orada çok sahiydi. Orada vatanıyızdı. Vatanıyızdı. Sağ olasın. Burada kim var? Gel görük sen neydi bu kadar sesi çıkıyor. Gel, 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 gel. Adı ne adı? Adı. Durayım. Dur. Dur, ses eleme. Merhaba. Merhaba. Adı ne adı? Eye. Hangi sınıfta say? 3. Ne alıştı burada Türk eğitiminden? Arkadaşlarıma, öğretmenime, komşularıma. Sevdiği Denizli? Evet. Mahallede ne hatırlıyorsun? Ne şöyle diyor? Evime, dayılarıma, teyzelerime,
babaanneme, anneanneme. İstersen Mehlevi'ye dönmek. Evet. Merhaba. Merhaba. İsmin nedir? Ahmet. Hangi sınıftasın? 5. Ne alıştı burada Türkiye eğitimine? Türkiye'de arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, müdürleri. Ders olarak ne alıştın? Ders olarak matematik alıştım. Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgileri, resim, İngilizce, bilgisayar dersi, din dersi, beden. Biraz en zorum İngilizce. Evet. Çözülür inşallah. Oo, inşallah çözülür. Eymen. Gel bakalım buraya. Gel yakına gel. Gel uzak ol diye gel. Gel bir karşıma gel. Gel burada kal. Merhaba. Merhaba. Necesin? Bak. Okula gitsey. Gitmeyeyim. Neş? Gelmeyeyim. Neş gitmişsey okula. Sen hastasay? Ne hastalığı var? Börek hastalığı var. Evet, iki tane bunu, hastalığı. İlacı nasıl bunun? İlacı dışarıdan alayım ilacını. İşte her 15 günde bir kontora geçiyor. İdrarını, kanını. Bakı doktor şeysine sonuçlar çıkarken. Yatarken bir hafta yatıyorum. Bazen 15 günde gidiyorum. 15 günden sonra değil. Sonuçlara bakıyor. Sonuçlara yedi. Sadece ilaç kullanayım. Ama ilaç kullanmağı bir ömür ister. 2 sene, 3 sene. Allah özüne şifalar versin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Biz de senden çok memnunuz. Ki bu güzel, bu güzel çocukları idare etse burada. Eğitimlerin koymadığı geçsin. Damlılar. Evet. Eğitimlerin inşallah. Allah senden razı olsun. Sen inşallah. Yakın yakın zamanda Mehlevi'ye, evize, toprağıza, aileize inşallah kavuşursunuz. Sağ olasın. Allah memnun razı olsun. Sağ ol. Sen sağ ol. Sağ ol. Sağ. Aziz ve değerli Türkmen ile televizyonun seyircileri, horozuyla meşhur olan Denizli'den sunduğumuz Talafar Sevdası programı burada bitti. Gelen programa kadar Allah'a emanet olun.